Merhaba sevgili kovalar. 1 7 Aralık haftasına hoş geldiniz. Bu hafta yeni ay haftası sevgili kovalar. 3 Aralık'ta 11 derece Yay burcunda yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay sizin 11. evinizde doğacak. Ateş grubu enerjilerin yoğun olduğu bir yeni ay. Siz hava grubu olduğunuz için sizi de olumlu etkileyecek, destekleyecek bir yeni aya giriş yapıyoruz. 11. ev özellikle ait olduğunuz sosyal çevre, arkadaşlarınız, ortak çalışmalarınız, geleceğe yönelik yaptığınız projeler, hayalleriniz, dileklerinizle ilgili olan bir alanı kapsıyor. Bunlarla ilgili hızlı, sürpriz, hatta beklemediğiniz gelişmeler içerisinde olabilirsiniz. Koç burcundaki Uranüs özellikle e, hızlı haberler alabileceğinizi işaret ediyor. Belki de e, beklediğiniz bir anlaşma, bir sözleşme imkanı bu yeni ayla birlikte hızla gerçekleşebilir. E, ani seyahatler gündeme gelebilir. Yakın çevrenizde iletişim artabilir. Daha fazla e, telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Yazılı sözlü iletişimler artabilir. E, i̇şinizin tanıtımı iş projelerinizin tanıtımı ile ilgili yeni reklam kampanyaları düzenleyebilir. Bilgisayar, internette yeni çalışmalar içerisinde olabilir. Medya yayıncılıkla ilgili konularda yeni girişimler yapabilirsiniz. Sevgili kovalar, e, motivasyonunuzun enerjinizin artacağı, hayatınızın biraz daha hareketleneceği, sosyal hayatınızın canlanacağı bir yeni aya giriyorsunuz. Arkadaşlarınızla da ilgili e, sevinçli mutlu gelişmeler olabilir. Bir arkadaşınızın e, Sosyal bir organizasyona katılması, evlenmesi veya herhangi bir nedenden ötürü yapacağı güzel bir girişim de sizi mutlu edip heyecanlandırabilir bu süreçte. 5 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na geçiş yapacak. Merkür'ün Yay Burcu'na geçiş yapmasıyla birlikte bu bahsettiğimiz konularda daha hızlı bir şekilde hayatınıza girecektir. Merkür Yay Burcu'nda özellikle seyahatler, eğitim... Ee, yüksek öğrenim, yurtdışı ile ilgili konular, medya yayıncılıkla ilgili kavramlar. E, hukuksal konularda e, daha fazla hareket e, ve haber getirebilir. İletişimler, girişimler bu süreç içerisinde artabilir. Sevgili kovalar 7 Aralık'ta e, yay burcundaki Merkür ve balık burcundaki Neptün arasında kare bir görünüm var. 1-2 gün özellikle e, Merkür-Neptün karesi e, parayla ilgili işlerde ve sosyal işlerinizde karışıklıklara, dalgınlıklara yanlış anlaşılmalara neden olabilir. E, biraz daha detay ektiren işlerde dikkatli olmanız gerekiyor. Ee, belki o konularla ilgili bir alışverişiniz varsa bir harcama yapmanız gerekiyorsa ertelemeniz doğru olabilir. Çünkü yanlış anlaşılmalar veya sonradan fikir değişikliklerine neden olabilecek bir görünüm merkür Neptün karesi. Bir iki gün içerisinde etkisi geçtikten sonra tekrar o konu üzerinde çalışabilirsiniz. Sevgili kovalar haftanın değerlendirmesini daha detaylı olarak günlük burç videolarımızdan da gün gün izleyebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.